Yeni bir etkinlikle daha karşınızdayız. Bugün yapacağımız etkinlikte sizler için çeşitli moleküllerin modellerini oluşturacağız. Bugün yapacağımız etkinliğimizde su, amonyak, etil alkol ve gliserin moleküllerinin modellerini oluşturacağız. Bu modelleri oluşturabilmek için değişik renklerde hazırlanmış toplarımız var. Bu topları siz de değişik renklerde farklı bataryalar kullanarak hazırlayabilirsiniz. Biz plastikten toplar kullanacağız. Siz isterseniz çeşitli boncuklar, renkli boncuklar, stroforlar kullanabilirsiniz. Bu stroforları boyayarak kürdan aracılığıyla birleştirebilirsiniz. Biz birleştirmek için şöyle küçük metal parçalar kullanacağız. Bu metal parçaları birazdan size yakın çekimlerle göstereceğiz. Bu yakın çekimlerde molekül modellerine benzeterek birbirleriyle birleştireceğiz. Ve elimizde çok değişik, güzel, renkli, eğlenceli molekül modelleri olacak. İlk yapacağımız model su molekülü olsun. Su molekülünde bir oksijen ve iki tane hidrojen kullanarak bu işlemi gerçekleştireceğiz. Bu işlemi yapabilmek için şöyle 2 adet bağlantı parçası ve 3 tane topa ihtiyacımız olacak. Kırmızı renkli olan topumuz oksijeni temsil etsin. Hemen buna şöyle 2 adet bağlantı parçasını yerleştiriyorum. Oksijenin yapacağı 2 adet bağı temsil etmesi açısından şöyle bunu yerleştirdikten sonra hidrojenleri temsilen de hidrojenler her zaman bir bağ yapar kural. Şöyle parçaları yerleştirince su molekülümüz hazır oluyor. Bu basit olandı. Gittikçe karmaşıklaştıralım. Bunu biraz kenara alalım. Şimdi de sırada amonyak molekülümüz var. Amonyak molekülünde bir azot molekülüne karşılık 3 tane hidrojen tepkimeye giriyor. Bunun için de en az 3 bağ kullanmamız gerekecek. 3 bağ kullanabilmek için de elimizde 3 tane parçamız, bağlantı parçamız. Amonyağı temsilen mavi topumuz ve hidrojenleri temsil eden 3 tane topumuz bulunmakta. Bunları da şöyle kenara koyalım. Önce amonyağımızın 3 bağını temsilen şu toplara bağlantı parçalarını yerleştirelim 3 adet. Siz bunlar yerine, bu metal parçalar yerine kürdan kullanabilirsiniz. 3 adet bağımızı temsil ettik. Şimdi bunların yerine de karşılarına bağlantı olarak da birer tane hidrojen, her bir bağa karşılık birer tane hidrojeni yerleştireceğim. Ve şöyle yerleştirelim. Gördüğünüz gibi molekül modelimiz hazır. Bu da bizim amonyağı temsil edecek şekilde hazırlamış olduğumuz modelimiz. Bunu da kenara kaldıralım. Şimdi işi biraz daha karmaşıklaştıralım. Ve etil alkol molekülünü inşa etmeye başlayalım. Etil alkol molekülünü inşa edebilmek için 2 adet karbon molekül, karbon atomuna ihtiyacımız olacak. Bir tane hidrojen, özür dilerim, oksijen atomuna ihtiyaç olacak. Ve 6 adet de hidrojen kullanacağız. Bunun için de tabii ki araya bağlar koymamız gerekiyor. Kural olarak karbon her zaman 4 bağ, hidrojen ise 1 bağ, oksijen ise 2 bağ yapacaktır. Bunları temsilen de buraya bağlantı parçalarımızı getirdik. Önce karbon atomlarımızı birleştirerek işe başlayacağız. Önce bir tane bağlantı parçası alın ve karbon atomunuza yerleştirin. Sonra da diğer karbon atomunu getirin ve karşılıklı bunları bağlayın. Bu ilk bağlantı noktamız olacaktır. Sonra bu karbon atomuna oksijeni bağlarsanız, şöyle yukarıya doğru bağlarsanız, bu ilk temelinizi oluşturmuş olacaktır. Şu şekli aldı gördüğünüz gibi. Daha sonra artık boş kalan tüm bağları hidrojenle doldurabilirsiniz. Şimdi ben de sırayla o bağları oluşturmaya çalışacağım hızlı bir şekilde. Herhangi bir kayıp olmasın diye, zaman kaybı olmasın diye. Şöyle hemen bu bir. Karbonun her zaman 4 bağ yapacağını unutmayın. 2. Ve şunu da yaparsak birinci karbonumuzun 4 bağ tamamlandı gördüğünüz gibi. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 bağ. Şimdi diğer karbonumuzun bağını tamamlayalım. Evet, bunu da hemen şöyle 3. bağı ve şu da 4. bağ hazırlandı.
Şimdi son olarak bizim oksijen vardı, oksijen atomumuz vardı. Bu oksijen atomumuz da kural olarak ikili bağ yapacak. Onun da bir adet bağ kaldı. Onu da tamamladık mı geri kalan hepsini şöyle yaparsak evet hazır. Bundan sonra yapacağımız işlemler bu bağların eksik olan kısımlarına hidrojen atomlarını yerleştirmek olacak. Onları da şöyle hemen hızlıca yerleştirmeye çalışayım. Şöyle. Bir tane de şöyle yerleştirelim. Hafifçe çevirelim. Bir tane daha. Ve şuraya bir tane. Ve son iki tane kaldı. Bunları da yerleştirdik mi? Atomlarımız da tamamen yerleşmiş olacak ve etil alkol molekülümüz hazır olacak. Evet, gördüğünüz gibi hazırlandı. Artık elimizde bitmiş, tam anlamıyla bitmiş bir etil alkol molekülümüz var. Molekül böyle, 2 karbon, 1 oksijen, 6 tane de hidrojen atomundan oluşan yapı. Birazdan malzemeleri toparladığımız zaman gliserin molekülü yapacağız. Bu biraz daha karmaşıktır. Onları da malzemeleri getirince yakın çekimlerle göstereceğim. Şimdi de gliserin molekülünü oluşturabilmek için malzemelere ihtiyacımız olacak. Gliserinin genel formülü C3H8O3 olarak gösterilebilir. Burada 3 tane karbon atomuna, 3 tane oksijen atomuna ve 8 tane de hidrojen atomuna ihtiyacımız olacak. Hemen önce isterseniz ana iskeleti oluşturmak için karbonları birbirine bağlayabilirsiniz. Ben şunları şöyle hazırlayayım önceden. Bunları birbirine bağlayacağız. Yine karbon atomları 4 bağ, oksijen atomları 2 bağ, hidrojen atomları da yine 1 bağ yapacak. Bunların hemen bağlantılarını yapalım birbirlerine. Evet. Şu anda şöyle ilk bağlantımız tamam gördüğünüz gibi. Şimdi bu karbon atomlarının her birine birer tane oksijen atomu bağlayalım. Ondan sonra daha ana hatlar oluşmuş olacak. Ondan sonra da kalan boşlukları hidrojenlerle doldurabiliriz. Bunun için de 3 tane oksijen atomunu temsil etmek üzere kırmızı top alıyoruz. Ve bunların da bağlantılarını yapıyoruz. Evet, bu birinci bağlantımız. Bu ikinci bağlantımız. Ve bu da sonuncu bağlantımız olacak. Neredeyse hazırız. Ana hatları oluşturmak üzere. Tabii bazı geçme noktaları biraz zorlayabilir. Evet. Şu anda şöyle ana hatlarımızla hazırız. Kırmızıları da bağladık. Tabii bu şekiller bile bir aynısı olmak durumunda değil. Bunlar dönebiliyor. Şöyle yaparsanız benzer bir şeyler çıkacaktır ama sonuç itibariyle 3 tane karbon atomuna bağlı 3 tane oksijen atomumuz hazır. Şimdi kalan boşlukların hepsini hidrojenlerle dolduracağız. Hidrojenlerin arasında bağ koyabilmek için, birer bağ koyabilmek için hepsini şöyle hızlıca doldurabilirsiniz. Ve hazır olacaktır. Tabii ki oksijenleri unutmayın. Oksijenlerin de her birine ikişer bağ gelecek şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Eksik kalmasın. Karbonlar 4. Oksijenler, şu karbon 4 tamamlamış. Burası 1-2. Bir tane eksiğimiz kaldı karbonlarda. Evet, şimdi oksijenleri tamamlayalım. Birbirine birer tane de bunlara eklemek zorundayız. Şöyle. Evet. Ve sonuncu. Böyle tamamlandı gördüğünüz gibi. Şimdi bu boşta kalan uçların her birini de birer tane beyaz temsili olan
hidrojen atomlarımızı yerleştireceğiz ve bunları yerleştirdikten sonra da işlem bitecek. Gliserin molekülümüz hazır olacak. Boşluk kalmayacak şekilde tamamlayalım. Şöyle göstereyim. Evet, bu tamam. Bazı noktalara tabii geçmeler tam olmayabilir. Eğer siz bu topların yerine strofor kullanırsanız kürdanlar çok daha hızlı bir şekilde geçecektir. Daha düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz. Biraz görüntüyü geniş açıya alalım. Şöyle. Daha çalışmamız gözüksün. Evet. Bir tane de burada. Burası bitti. Birinci karbon atomumuzu bitirdik. Şimdi ikincileri yapacağız. Son üç tane. Bunları da yerleştirdiğimizde işlem bitmiş olacak. Ve bu da sonuncu. Tabii molekül yapısı karmaşıklaştıkça işler de zorlaşıyor. Ama sonuç itibariyle şöyle gördüğünüz yapıyı elde etmiş olduk. Burada birebir alttakinin aynısı olma gibi görünmeyecektir. Çünkü burada 3 boyutlu bir görüntü yok. Fakat burada 3 boyutlu bir görüntü elde edebiliyoruz. Hatta şunu da şöyle altından kaldırırsam daha net nasıl bir şey oluşturduğumuzu görebilirsiniz. 3 tane karbon atomumuz, 3 karbon atomuna bağlı 3 tane oksijen atomu ve onlara bağlı hidrojen atomlarından oluşan gliserin molekülünün yapısını görebiliyorsunuz. Birazdan belki ilerleyen videolarda da olabilir, tam bilmiyorum. Farklı moleküllere deneyeceğiz. Mesela işte bütan olabilir, etilen, trans 1-2 diklor etilen, n-bütan, izobütan gibi çeşitli izomer örnekleri de bu şekilde çıkarılabilir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi molekül modellerimiz hazır. Su, amonyak, etil alkol ve gliserin moleküllerinin modellerini hazırladık. Bundan sonraki videolarımızda da farklı moleküllerin modellerini hazırlamaya çalışacağız. Onları da hazırladıkça sayfamızda, kanalımıza ekleyeceğiz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonraki etkinliklerde görüşmek üzere.